ve oturması. Ağır hasta mahpus Fatma Tokmak serbest bırakılsın. 2022 yılında 36 yeni hapishane yapılacağını duyuran iktidar, bir yandan hapishanelerdeki ağır sorunları çözümsüzlüğe sürüklemekte, bir yandan da yeni hapishaneler yaparak sorunu daha da ağırlaştıracağını, hak ve özgürlüklere yönelik tutumunun ne olacağını kamuoyunu deklare etmektedir. Hapishanelerde artan baskılar, hasta mahpus ölümleri ve intiharlar giderek kabul edilemez bir hal almışken, ağır tecrit uygulanan SEK tipi yeni hapishanelerden gelen haberler, gidişatın daha da kötü olacağına işaret etmektedir. Nitekim Iğdır SEK tipi hapishanesinde mahpuslara verilen ekmek miktarının yarıya indirilmesi, mahpusların yaşamlarını sürdürmelerine en temel besinlerden de mahrum bırakılacaklarını göstermekte, devamında gelecek kısıtlamalar endişeleri arttırmaktadır. 514. FE oturmasında bu hafta, daha önce birçok defa kamuoyu gündemine taşıdığımız ağır hasta mahpus Fatma Tokmak'ın durumuna dikkat çekeceğiz. Halen Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulan Tokmak, ileri derecede kalp, astım ve hipertansiyon hastası olup, bu tabloya eklenen kadın hastalıkları, diş hastalıkları, yaygın morarma, yoğun ağrılar ve sık sık yaşadığı baygınlıklar nedeniyle hapishane koşullarında yaşamını sürdüremeyecek durumdadır. 2006 yılında hastalıkları gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan Tokmak, cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine 2010 yılında yeniden tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne konulmuş, tutuklanmasının ardından sağlık sorunları daha da ağırlaşan Tokmak için yapılan başvuru üzerine Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından 23 Temmuz 2014'te hazırlanan raporda hastalıkları nedeniyle yaşamının tehlikede olduğu ve tahliye edilmesi gerektiği tespitinde bulunulmuş. Ancak Adli Tıp Kurumu aksi yönde verdiği raporuyla Tokmak'ın tahliyesini engellemiştir. Covid-19 nedeniyle tedavi ve kontrolleri daha da aksatılan ve dönüşte uygulanan tek başına karantina uygulaması nedeniyle hastaneye giden Riyan Fatma Tokmak, Fatma Tokmak'ın durumu her geçen gün daha da kötüye gitmiş, yaklaşık bir yıl önce ağrıları daha da artmış, göğsünde ve kollarında morarmalar, şişlikler ortaya çıkmış, sık sık baygınlık yaşamaya başlamıştır. Avukatlığı salgın tehdidi dolayısıyla Tokmak'ın serbest bırakılması için yeniden başvuru yapmış, ancak bu talepleri de kabul edilmemiştir. Daha önce yapılan başvuru üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ihlal kararı verilmesine rağmen yeniden yargılama talebi kabul edilmeyen ve bu karara rağmen tahliyesi engellenerek hukuka aykırı olarak özgürlüğünden mahrum bırakılan Fatma Tokmak, hastalıkları nedeniyle hapishanede yaşamını sürdüremeyecek durumda olmasına rağmen serbest bırakılmayarak hukuksuzluk sürdürülmektedir. Son olarak 19 Ocak'ta durumu ağırlaşan Tokmak, hastaneye kaldırılmış, yatış yapılacak denmesine rağmen hapishaneye geri getirilerek tek başına karantina hücresine konulmuştur. Karantina hücresinde sağlık durumu kötüleştiği halde revire dahi götürülmeyen Tokmak'ın vücudundaki morluklar ve şikayetleri daha da artmış olup hapishanede tutulması yaşamına ağır risk oluşturmaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak devlete mahpus hakları yanında yaşam hakkının korunması noktasındaki sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyor. Fatma Tokmak'ın ve diğer ağır hasta mahpusların sağlık ve yaşama haklarının korunması için COVID-19 salgının yarattığı ağır risk de gözetilerek derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz. Fatma Tokmak serbest bırakılsın, hasta mahpuslar serbest bırakılsın, sağlığa erişim hakkı engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Bir dakika.